Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Soyadım Arslanoğlu. Günün İnsan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Kış artık görüyorsunuz. Çok soğuk oldu Atina. Şu anda Kalesia'dayız. 105 metrekare, 2 tane yatak odalı dubleks bir yerimiz var. 190 bin euro değerinde. Burası üst balkonu. Balkonlar burada kocaman, devasa balkonları var. Bu birinci balkon, bu üst kat. İçeri gireceğiz şimdi. Burası bir ofis, yatak odası gibi düşünebilirsiniz. Burası çok aydınlık. Burası açık değil, çok aydınlık. Burada bir tane tuvalet var. Tuvaletin renovasyona ihtiyacı var. Ama bu şekilde kiralanabilir. Bayağı büyük bir tuvalet burası. Merdivenlerle aşağı iniyoruz. Aşağı. 4. 5. kat asansörlü. Otoparkı yok. Hemen 2. balkona geçiyoruz. Yani bu balkonların metrekaresi herhalde 60 metrekare vardır. Kocaman. Kameramanımız İstanbul'dan. Uzun boylu bir arkadaş olduğu için ben şu anda kısa boylu gözüküyorum. Normalde 2 metre. Burası taraftaki balkon. Burada böyle bir sistem var. Buradan içeri giriliyor mu bakalım. Girilmiyor. Öteki kapıdan giriyoruz. Çok büyük bir ev. Çok güzel bir ev. Şurayı açayım. Işık girsin. Şimdi bu taraftan gidelim. Burada başka bir kapısı daha var. Giriş kapısı. Burası balkona çıkıyor. Mutfak böyle bir şey. Her taraf kapalı. Burada kalınmıyor. Mutfağın nereden geçmeye ihtiyacı var ama çok sıcak bir atmosfer var burada. Gerçekten çok güzel bir giriş kapısı. Burası kocaman bir oturma odası. Şöminesi de çok güzel. Eski sistem. Yeni şöminelerden değil, muhtemelen çok da düzgün çalışıyordur. Mobilyalama bilmiyorum ama mobilyalar bayağı, yani mobilyalar kendi içinde zaten çok değerli gibi gözüküyor. Burada bir tuvalet var. Işıkları açtım. Kameramanımız lütfen, rica ediyorum. Kameramanımız şu anda en büyük rakibiniz. Burası yatak odası. Işığı açmak istiyorum. Bu taraftan siz geçin. Burası bir yatak odası. Yatak odasının da bu arka balkon. Arka balkona çıkışı var. Çok güzel bir ev. Elden geçmesi lazım ama çok büyük bir masrafı yok. Yani banyolar, mutfaklar geçerse 10 numara 5 yıldız bir ev. Bu son dönem gördüğüm iyi evlerden bir tanesi. Pahalı da değil, ucuz. Evrakları hazır mı? Onu göreceğiz. Çok da çabuk gidebilecek bir ev. Bugün bir iki tane ev daha gezeceğim. Son dönem evlerle alakalı fiyat pazarlığı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bu hengamede, bu oturum izninin 250'den 500'e geçmesi, ki şu anda henüz daha bir şey yok ortada. İnsanlara tavsiyem şu: eğer hazır evleri yoksa, hazır düzenleri yoksa, vergi numaraları yoksa, banka hesapları yoksa artık bekleme taraftarıyım. Henüz bir şey yok ortada. Kanun koyucu hiçbir şey bildirmedi. Her taraftan haberler geliyor. İşte %10 kaparo verirse olur, 62 bin euro kaparo verirse olur. Bu tarz bazı bilgiler var. Ben bunlara itibar etmiyorum çünkü resmi gazetede görmek istiyorum neyin ne olduğunu. Ona göre pozisyon alacağız. Şu anda sanki hiçbir şey yokmuş gibi işlemler devam ediyor. Beklentim şu: hiçbir şey yapmayacaklar. Ocak, Şubat ayında belki bir resmi gazeteye veya kanunlaştırırlar. Ve bu şekilde devam eder. Ama dediğim gibi riski bilerek işlem yapmanız gerekir. Bunun dışında herhangi bir değişiklik yok. Her şey aynı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.